Meksiko şehrinde bulunan Ulusal Antropoloji Müzesi'ndeyiz. Hayret verici güzellikteki bir kuş tüylü başlığa bakıyoruz. Bu gördüğümüz şu an Viyana'daki bir müzede bulunan kuş tüylü başlığın bir kopyası. Orijinal başlık Aztekleri yenen İspanyol istilacı Hernán Cortés tarafından Avrupa'ya gönderilmiş. Cortés, İspanyol askerlerinden oluşan ordusuyla buraya geliyor ve Azteklerin yaşadığı bölgeyi fethediyor. Gördüğü şeylerin Özellikle bu tüylü objelerin güzelliğiyle aklı başından gidiyor ve çoğunu İspanya'ya 5. çağ'a yolluyor. Bu objeleri oraya neden gönderdiğini anlayabiliyorum. İspanya'da bunlara benzer şeyler hiç yok. Bir kopya olmasına rağmen bize bu tüylü objelerin aslında nasıl görünüyor olduğuna dair iyi bir fikir veriyor. Ketsel kuşuna ait büyüleyici kuyruk tüyleri görüyoruz. Bunlar sadece erkek ketsellerden geliyor ve burada çok sayıda tüy var. Genelde bir kuşun sadece 2-3 tane kuyruk tüyü oluyor. Yani bu başlık çok sayıda ketsal kuşunun tüyünden yapılmış. Bu kuş türü Orta Amerika'da, Kosta Rica gibi yerlerde bulunuyor. Bu durum aslında Azteklerin başkenti olan Tenochtitlan'a vergi olarak gönderilen eşyalarla beraber yapılan uzak mesafeli ticarete işaret ediyor. Yani Azteklerin fethettikleri çok sayıda şehirden oluşan bir imparatorlukları var. Ve bu şehirlerden lüks mallar alıyorlar. Bunların arasında kuş tüyü, tekstil ürünleri, kakao ve deniz kabukları gibi ürünler bulunuyor. Bu malların hepsi imparatorluğun başkentine, yani günümüzde Meksiko dediğimiz yere, o zamanların Tenochtitlan şehrine getiriliyor. Kuş tüylerinin bütün bir kostümün bir parçası olduğunu düşünmeliyiz. Aztek sanatında sadece kuş tüylü başlıklar değil, Aynı zamanda kağıttan yapılmış aksesuarlar ve çeşitli süslü kostüm parçaları da görüyoruz. Bu aksesuarlar ayinlerin ve gösterilerin bir parçasıydı. Mezoamerikan kültürlerinin çoğunda olduğu gibi Aztekler için de kostüm son derece önemliydi. Bunu burada hareketsiz bir eşya olarak görmemiz çok talihsiz. Bu yanar dönerli güzel tüyleri ışıkta parıldarken, rüzgarla hareket ederken ve dans edilirken hayal etsenize. Bunu giyen kişiyi tamamen başka bir şeye dönüştürebilirdi. Bunu başınızın üzerinde yerleştirmeniz gereken yere koyduğunuzda tüylerin dışarı doğru ışık saçtığı alanı görürseniz kimliğinizin giydiğiniz şeyden daha önemsiz hale geldiğini düşünebilirsiniz. Bu kostüm sizi tamamen içine alıyor. Bu muhteşem Quetzal tüylerinin yanı sıra saf altından yapılmış süsler ve turkuaz mavisi gibi farklı güzel renklerde tüyler de görüyoruz. Bunu yapan insanlar başkentin özel bir bölgesinde yaşıyorlardı. Azteklerin dili olan Nuatıl dilinde onlara amanteka yani tüy işçileri deniyordu. Son derece saygınlardı. İspanyol fethinden sonra İspanyol istilacı Hernán Cortez gibi kişiler bunun gibi objelerle karşılaştılar. Bunun fethiyle beraber sona ermeyen türden bir sanat dalı olması onları çok etkiledi. Fakat fetihten sonra işin konusu biraz değişmişti. Bunun gibi geleneksel başlıklar yerine Hristiyan ikonografisini sergileyen objeler yapıldığını görüyoruz. Müzede bulunan kuş tüylü başlığın çok yakınında tüyden yapılmış bir kadeh örtüsü kopyası görüyoruz. Konusuna bakarsak fazlasıyla Azteklere özgü görünüyor. Su oluklarına, ateş demetine ve garip bir ağza benzeyen şekiller görüyoruz. Yani bize hiç tanıdık gelmeyen semboller değil. Bu gördüğümüz aslında Hristiyan ikonografisinin Aztek glifleri kullanılarak yapılmış bir yorumlaması. Burada esasında bu iki kültür bir araya geliyor ve melez bir sanat türü ortaya çıkıyor. Kade, Hristiyan ayinlerinde gördüğümüz bir obje, ekmek ve şarap ayini sırasında İsa'nın kanına dönüşen şarabın içine konduğu kap. Yani bu gördüğümüz aslında birbirinden çok farklı iki kültürün bir araya gelişi. Ama Aztek kültürünün İspanyollar tarafından bir Hristiyan kültürü haline getirilmeye zorlanmış olduğunu anlayabiliyoruz.